Onu da beceremedim. Aa, pişmemiş daha. Cumartesi kahvaltı hazırlığı patatesleri fırınlayarak başladı. Kimi tost ekmekleri güzel oldu, kimi tahin pekmez karışımları yetersiz. Bazı kahvaltılıkların takibi yapılamadı. Ama sonunda çay fena olmadı. Ve televizyon karşısında kahvaltı başladı. Ev işleri başa düştü. Matkap kullanmak ciddi bir iş, dikkat istiyor. Buradaki işler pek de hızlı hallolamadı. Ama büyük bir özenle cam kilitlerini takmayı başardık. Ardından temizleme işi geldi. Yoğun tempoya zaman yetiştirmek zor. Islak saçlarla kendimizi dışarı attık. İşleri tamamlayıp arkadaşlarımızla görüşmek üzere yola çıkıyoruz. Yol uzun. Evden çıkınca karnımızın acıktığını fark edip arabadaki yiyecekleri kemirmeye başladık. Hava güneşli. Sonunda geç de olsa ekstrem parka varıp arkadaşlarımızın yanına geçiyoruz.
çeşitli aktiviteleri yapmak üzere itiliyoruz. İlk olarak tırmanma duvarına gidiyoruz. Herkes heyecanlı. Zorlu tırmanış gülüşler eşliğinde başlayıp kendimizi nasıl aşağı bırakacağız endişesiyle bitiyor. Herkes tırmandı. Bununla da yetinmeyip dağ kızağına biniyoruz. Raylarda giderken hızı kendimiz kontrol edebiliyormuşuz. Eğlenceli geçiyor ama hızdan manzarayı seyredemiyoruz. Sonrasında dinlenmek için bir kafeye oturup bir şeyler içerek sohbet ediyoruz. Hava hala güzel, sohbet de öyle. Ardından Ömer'le ayrılıyoruz ve ben arkadaşımla buluşuyorum. Ömer pazara geçiyor, pazar kalabalık, meyve sebzeler de taze. Evin ihtiyaçlarını almaya devam ediyor. Aldığı bir kilo kara üzümü pazarda unutup beni almak üzere yola çıkıyor. Birlikte eve geçiyoruz. Çiğ köfte eşliğinde hapşırıklarla günü bitiriyoruz. İyi yaşa. Ay çok kötü oldu. Hasta mı oluyorsun acaba?